Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Karar ağacı regresyon yapısı, daha doğrusu karar ağacı regresyon modeli diyelim. Bu model yapısının nasıl işlediğini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Konuyu bitirmeden önce bir model tuning yapısı, yani alabileceği hiper parametreleri optimize edebilecek yöntemlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir data setimiz var arkadaşlar. Bir dondurma satışı ile ilgili hava sıcaklığı ve buna karşılık dondurma satış gelirleri ile ilgili bir data seti. Bir internet sitesi üzerinden bu linki sizlere bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Buradaki yapıyı şöyle kopyalayacağız öncelikle. Bunu direkt olarak bir CSV yapısında olduğu için bu link üzerinden de okuma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Hemen import pandas spd diyelim arkadaşlar. Data pd nokta read CSV yapısının içerisine bu linki yapıştırıyoruz. Yapacağımız tek işlem bu. Daha sonra veri diyelim, data nokta copy diyelim, bir kopyasını alalım ve print veri diyerek bir okuma işlemini gerçekleştirelim. Herhangi bir sorunumuz var mı? Buna bakalım arkadaşlar. Bakın, toplamda 500 tane verinin olduğunu ve iki sütundan oluştuğunu bizlere söylüyor. İlki hava sıcaklığı ile ilgili bir data yapısı. Diğeri ise bu dondurma satışlarına karşılık, yani o sıcaklık gününde, gün sonundaki veya gün ortalamasındaki sıcaklığın karşılığında ne kadarlık bir dondurma satışı yapıp bir gelir elde etmişiz. Bununla ilgili bir bilgi var. Basit bir data seti diye bunun üzerinden örneklendirmek istedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir bağımlı bağımsız değişken yapılarını kavrayalım. Tabii ki biz burada bağımlı değişkeni gelir olarak gönderiyoruz. Bağımsız değişken yapısını ise arkadaşlar sıcaklık yapısı olarak şöyle kopyalayalım buraya. Burayı da yapıştıralım. Şimdi bu yapı üzerinden öncelikle bir isterseniz eğitim ve test veri setinin parçalama işlemini yapalım arkadaşlar. Bunun için from scikit-learn üzerinden model selection import dedikten sonra train test split yapısını alıyoruz. Hemen x train virgül x test y train virgül y test yapısını çağırdık. Şöyle train test split x ve y değerlerini gönderiyorum. Test size kısmına 0,1 verelim. Yani %10'luk bir yapı verelim ve bir de random state 42 olarak gönderelim. Şimdi yapıyı parçaladıktan sonra model yapımızı kuralım isterseniz. Bunun için şöyle from yine scikit-learn kütüphanesini kullanacağız. Nokta tree dedikten sonra karar ağacı regresyon yapısını buraya çağırıyoruz. Model diyelim ve model yapısını da karar ağacı regresyon yapısına gönderelim arkadaşlar. Bunun içerisine bir random state 0 yapalım ki her çalıştırdığımızda farklı yapı ortaya çıkmasın. Daha sonra ne işlem yapıyorduk? Bu modelin fit edilme süreci vardı arkadaşlar. Model nokta fit diyoruz ve bunun içerisine artık eğitim olarak parçaladığımız için eğitim data setini gönderebiliriz. Daha sonra bir de tahmin yapısını çağıralım arkadaşlar. Yine model üzerinden bir predict yapıyorum ve x test olarak gönderiyorum. Şimdi bu tahmin yapısını yaptıktan sonra arkadaşlar şu tahmin içerisinde tahmin edilen değerleri bir yazdırın. Bunu neden söylüyorum? Şöyle göstereyim hemen isterseniz. Çektiğiniz data setinin yapısının array olup olmaması ile ilgili bir hata döndürebilir sizlere arkadaşlar. Bakın, burada da bizi uyarıyor. Reshape, yani bir array yapısında uygulanması gerektiğini söylüyor. Bunu kontrol edin. Bu bazen karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Yapının, yani datanın orijinal yapısından kaynaklı olarak array yapısı olmazsa model yapısında bir hata olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bunu tabii ki çok basit bir şekilde düzeltebiliriz. İsterseniz
NumPy kütüphanesini kullanarak daha önce yaptığımız gibi işte np.array yapısının içerisine de gönderebiliriz. Veya bunun dışında şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Fit yapısının içerisinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yapıya values şöyle yazalım. Values nokta dedikten sonra xtrain nokta values diyorum. Ve reshape yapısına eksi 1 ve artı 1 değerini gönderiyorum. Şuradan kopyaladım. Aynı işlemi yTrain yapısı için de yapıyorum. XTest yapısı için de yapıyorum. Şimdi tekrardan tahmini bir yazdıralım. Bakalım yapıyı düzelttik mi? Yani bir array yapısında yaptık mı? Bunu bir kontrol edelim. Bakın tahmin değerlerini direkt olarak bir array içerisinde bizlere sunmuş oldu. Yani o hata yapısını yani array tanımlama yapısını da bu şekilde de yine düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Biz daha önce model yapısının en başında yapıyorduk aslında bunu. Bir NumPy kütüphanesini kullanarak yapıyı array içerisine atıyorduk ve daha sonra reshape eksi 1 artı 1 yapısını göndererek istediğimiz düzene sokuyorduk. Ama dediğim gibi bu bazen veri setinden kaynaklı olarak veri setinin gelişiyle ilgili karşımıza böyle bir ufak bir problem çıkabilir. Bununla ilgili böyle print tahmin diyerek model sonunda böyle bir hata alıyor muyuz, almıyor muyuz bunu kontrol edebilirsiniz. Yapıyı kurduk. Şimdi model başarısıyla ilgili bazı değerler alalım arkadaşlar. Bu bir regresyon yapısı olduğu için şöyle hemen isterseniz import scikit-learn.matrix-s-mt diyelim. Bir rekare yapısı alalım. mt.rekare-score yapısını. Rekare-score yapısını öncelikle y true değerini göndermem gerekiyor ki artık eğitim olarak ayırdığım için y test benim için y true değeri. İkinci kısım yPret yani tahmin değerini benden istiyor. Bu noktada da tahmin değerini buraya gönderebiliriz. Bir de hata karelerle ilgili şöyle mean squared error yapısını alalım arkadaşlar. Yine aynı mantıkla yTest ve tahmin değerlerini buraya gönderiyorum. Sonra bir yazdırma işlemi yapalım. Bu yazdırma işlemi şöyle olsun. İşte r kare değeri bir de MSE değeri şöyle yazalım. Olmadı süslü parantez. Şimdi oldu. Format yapısını kullanacağım. Nokta format diyorum ve öncelikle r kare daha sonra da MSE yapısını print içerisine gönderiyorum. Bu da tabii ki daha önce yaptığımız aynı işlemler, yani bildiğimiz işlemler. Şimdi öncelikle yapıyı bir r kare ve hata yapılarıyla ilgili değerleri bir alalım. Yani model başarısını ölçebilecek değerleri alalım. R kare 0.96 ve MSE'yi 1333 gibi bir değer çıktı arkadaşlar. Şimdi biz her türlü model için hiper parametreleri kullanarak aslında ne demiştik hiper parametre için? Bu radyonun ince ayarı gibi düşünebilirsiniz. Burada da yine aynı mantık çerçevesinde hataları daha böyle aşağıya doğru çekebilir miyiz? Bununla ilgili yapıları, hiper parametreleri kurmaya çalışalım. Şimdi daha önce yine Max Leaf'ten bahsetmiştik. Max Leaf Nodes yapısı örnek veriyorum. 20 gibi bir değer verelim ve tekrardan çalıştıralım. Bizim için bir hiper parametreydi sonuçta. Bakın görmüş olduğunuz gibi MSI değeri 818 gibi bir değere kadar indirmiş olduk. Şimdi tabii ki karar ağacı regresyon yapısı içerisine yine birden fazla hiper parametre değerleri alabiliyor ama biz en fazla bilinen iki tanesiyle ilgileneceğiz şimdilik. Bu arada şunu da tekrar edelim. Hiper parametreleri ayarlamak gerçekten kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani şurada şöyle bir tane boşluk olmamış, orada dikkatimi çekti. Hiper parametre yapıları böyle kolayca bulunabilecek yapılacak işler değil. Gerçekten model kurma yapısında en zor olan kısımlardan ilki verilerin ön işleme süreci. Diğeri ise hiper parametreleri tahmin etme değeri arkadaşlar. Tabii ki bazı yöntemler var ama bu gerçekten o radyonun ince ayarını tutturmak kolay bir iş değil bu süreç içerisinde. İlerleyen süreçlerde farklı kavramlardan da bahsedeceğiz. İşte bias dediğimiz bir yapı devreye girecek veya
güncel olarak ortaya çıkan işte ne demiştik? Makine öğrenmesi yapısı tamam ben bu konuları öğrendim bitti gibi ortalıktan kaybolmuyor. Sürekli yeni bir şeyler gelişiyor. Sürekli işler revize ediliyor arkadaşlar. Mesela hiperparametrelerin tahmini ile ilgili farklı algoritma yapıları üretilmeye başlandı. Otomatik machine learner dediğimiz işte otomatik makine öğrenmesi diye bir kavram hayatımıza girdi. Biz şu anda tabii ki onları bilmiyoruz ama anlatmak istediğim bu hiperparametre ayarlama kısmı gerçekten kolay bir iş değil. Onu söyleyelim. Biz sadece şu anda mantığını göstermeye çalışıyoruz. Yoksa tabii ki bu değer neden 20, neden 21 değil, neden 100 değil. Dediğim gibi bunlar kolay işler değil. Tamamen istatistiksel olarak hesaplanabilip o optimal düzeyi ulaşabilecek yapılar gerekiyor bizlere. Peki lafı çok uzatmayalım arkadaşlar. Daha önce de kullandığımız bir grid search CV dediğimiz cross validation yapısı var. Yine karar ağacı regresyonu yapısında da kullanılabilecek bir yapı arkadaşlar. Öncelikle şunu ben siliyorum biraz önce kurduğum değeri. Yukarı geldim. Bunun için yine from scikit-learn üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçi model selection'dan yapacağımız için şuraya bir virgül atıp onu da şöyle grid search CV olarak atabiliriz. Tekrar kurmaya gerek yok. Şimdi yapıyı tekrar oluşturmam gerekiyor benim. Bunun için tabii ki bazı parametreler göndermem gerekiyor ki biz iki tanesiyle ilgileneceğimizi söylemiştik şimdiden. Şöyle parametreler diyelim eşittir dedikten sonra bir sözlük yapısı içerisinde parametreleri göndereceğiz. Bunlardan ilki arkadaşlar min samples split dediğimiz bir hiperparametre. Bu karar ağacı regresyonunda kullandığımız. Buna bir aralık verelim. Range diyelim arkadaşlar. Mesela 2 ile 50 arasında bir değer alsın. İkinci bir hiperparametre değeri biraz önce kullandığımız aslında bu max leaf alt tire nuts dediğimiz yapı arkadaşlar. Buraya da şimdi bir range yapısı atayalım. Buraya da 2 ve 50 diyelim. Şimdi bu aralığı neye göre belirledik aslında? Tamamen bir sallamayla. Yani 2 ve 50 aralığını tamamen bir sallamayla biz şu anda gönderiyoruz. Bu yapının daha böyle geniş çerçeve içerisinde range edilmesi yani parametrelerin denenme süreçleri o aralık arttıkça makinenin de bunu hesaplarken daha fazla zamana ihtiyacı olacak. Şimdi aralık kısa tutulursa bunu çok çabuk şekilde bu iki aralığı kontrol ederek, deneyerek aslında optimal seviyeyi ortaya çıkartıyor. Ama bu range yapısı ben 2'ye 1500, 5500 gibi böyle daha yüksek değer aralıkları verirsem örnek veriyorum. Bu tabii ki bilgisayarın işlemcisiyle de ilgili. Böyle yarım saatte sürebilir, bir saatte sürebilir, daha fazla da sürebilir arkadaşlar. Ancak biz mantığını anlamak için nasıl yapıldığını daha doğrusu göstermek için böyle ufak küçük aralıklarla çalışmaya çalışıyoruz. Peki yine çok uzatmayalım. Parametreleri belirlediysek arkadaşlar grid yapısını oluşturalım. Eşittir dedikten sonra grid search CV yapısının içerisine öncelikle estimator yani tahmin modelini buraya göndermem gerekiyor. İsmi neydi? Yukarıda zaten model olarak oluşturmuştum ben bunu. Daha sonra grid param dediğimiz şöyle yazalım. Param grid dediğimiz yapı. Bu ne? Sözlük tipinde yukarıda oluşturduğumuz parametreleri buraya gönderiyorum. Ve bir de cross validation yapısını on olarak gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu ne yapacaktık? Daha önce de gördük. Tekrar hatırlayalım. Bunu da yine bir fit işleminde gerçekleştirmem gerekiyor. Buraya tabii ki yine X-Train yani eğitim datasetlerini göndereceğim. Şurada array yapısında oluşmuş olduğu için şunu buradan kopyaladım. Buraya tekrardan yapıştırdım arkadaşlar. Artık bu optimal seviyeyi yani bizim verdiğimiz iki tane hiperparametre için iki tane aralığı kontrol ederek bizlere en iyi olan yani bu aralığın içerisindeki en optimal olanı tahmin etmeye çalışacak bir çapraz doğrulama yani bir cross validation işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle yazalım. Print dedikten sonra grid diyoruz. Nokta best params yapısını benim yazdırmam gerekiyor. Yani bu iki hiperparametre içerisinde 2 ve 50 arasında bu işlemi deneyecek ve en optimal olan değerleri
bana göndermiş olacak arkadaşlar. Çalıştıralım. 2 ve 50 arasında bakalım neyi yazdı? Öncelikle R kare değerini yazdı. Şurayı yazdı. Biraz belki zaman alabilir. Tekrardan şöyle bekleyelim. Çok mu verdik acaba 2 ve 50 aralığını? Şu anda çalışıyor arkada. Yani işlemleri deniyor. Bizim verdiğimiz aralıkları deniyor şu anda ve ona göre bir hesaplama yapıyor. Ve bunun sonucunda en optimal olan, en best parametre değerlerini bizlere döndürmeye çalışacak arkadaşlar. Bekliyoruz hala şu anda. Bu arada tabii ki bu yapılar içerisinde daha farklı şekilde kullanılan yapılar da var. Yani cross validation yapısı, mesela Grid Search CV dediğimiz yapı genel kullanıldığı için ben sizlere bunu gösteriyorum. Bakın ne yaptı? Max Leaf Nodes'a 21 ve Minimum Sample Split yapısına ise 17 değerlerini en optimal olarak kendisi belirledi arkadaşlar. Yani bu 2 ve daha fazla aralıkta olsaydı farklı bir hesaplama yapısıyla ve daha uzun sürecek bir hesaplama yapısıyla bu işlemi gerçekleştirebilecekti. O zaman artık şu parametreleri ben hiperparametre değerleri olarak regresyonun içerisine göndereceğim. Şimdi göndermeden önce R kare 0,96 ve hata yapısı ise 1333 gibi bir değer çıkmıştı. Daha sonra biz ne yapmıştık? İşte maksimum leaf nodes kısmına 20 değerini verdiğimizde 818'e kadar düşürmüştük. Ama bu tabii ki bizim kendi uydurarak verdiğimiz bir değerdi 20. Yine biz oluşturduğumuz aralık içerisinde optimal olarak bir cross validation işlemi yaptırıp 21 ve 17 değerlerine ulaşmış olduk arkadaşlar. Peki model yapısına geliyorum. Öncelikle max leaf nodes kısmına 21 değerini gönderiyorum ve minimum sample split yapısına ise 17 değerini gönderiyorum. Artık şurayla bir işim kalmadı. Değerleri ben direkt olarak yazdım. Şimdi 0,96'ya 1333 gibi bir değer çıktı. Bizim ana amacımız tabii ki buradaki hata yapısını biraz daha aşağıya doğru çekebilmek. Tekrardan çalıştıralım. Bakalım bu sefer bize nasıl bir değer gönderecek arkadaşlar. R kare 0,97 gibi bir değer çıkarken hata yapısını 791'e kadar düşürmüş olduk. İlk hiç herhangi bir değer vermediğimizde yani default olarak hiperparametreler döndüğünde 1333 gibi bir değer ortaya çıkmıştı hata karelerle ilgili. Biz bir cross validation yaparak iki tane hiperparametre değerini tahmin etmiştik ve hiperparametre değerleri sonucunda yerlerine yerleştirdiğimiz değerler 21 ve 17 değerleriydi ve bunun sonucunda da 791 gibi bir değere kadar indirmiş olduk. Bu tabii ki yine altını tekrar kalın uçlu kalemle çiziyorum. Bizim verdiğimiz aralık için bu işlemi gerçekleştirdi. En optimal düzeyi bulmaya çalıştı. Yine söylüyorum, hiperparametreleri tahmin etmek, en uygununu bulabilmek gerçekten kolay bir iş değil. İlerleyen süreçlerde bunu çok daha iyi bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Başka bu noktada göstermek istediğim bir şey yok. Yine biz kaldığımız yerden konularımıza devam edelim. Zaten bizim ana amacımız temel mantığını oturtturabilmek. Daha sonra örneklerle ve örnek çalışmaları inceleyerek kendimize daha fazla şey katabiliriz. Ama tabii ki bizim ana önceliğimiz bir makine öğrenmesi yapısını gördüğümüz zaman ya bu adam ne yapmış, bu ne demek gibi soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.